Nefis Filmler platformu Mubi'nin nefis bir film Çatlağı yaptığımız Çevrimiçi Gala'ya hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili Çatlak ekibi sizler de hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. İyi ki Mubi'desiniz. Valla moderatörlerin tarafsız olması beklenir ama ben bu akşam tarafsız olamayacağım. Çatlak ilk izlediğimden beri aşağı yukarı 1,5 yıl oldu. Hala üzerine yerli bir filmi bu kadar sevemedim. Benim için bu yılın en iyi filmiydi Çatlak. İyi ki Çatlağı yaptın Fikret. İyi ki sizler de oynadınız sevgili ekip. Teşekkürler Muhammed. Evet, Fikret neyi anlatıyor Çatlak? Onunla başlayalım mı? Çatlak aslında 2000'ler sonrası Türk aile yapısına bir bakış bakışı göstermek için var. Zamanında Anadolu'dan İstanbul'a göç etmiş kalabalık bir ailenin, bir apartman içinde atlı üstü oturan bir ailenin bir gününe şahit oluyoruz. Oradaki ilişkilerine bakıyoruz. Sosyoekonomik durumlarını irdelemeye çalışıyoruz. Aileler arasındaki o aile bireyleri arasındaki psikolojileri irdelemeye çalışıyoruz. Ve bunu bir borç üzerinden yapıyoruz. Açıkçası böyle bir ailenin, kalabalık bir ailenin resmini çekmeye çalışıyoruz. Harika çekiyorsun o resme, onu söylemem gerekiyor. Fakat bu akşam kalabalık bir ekiple birlikteyiz. Sen o kalabalık ekibi harika bir koreografiyle yönetmişsin. Ben bu akşam inşallah bu kalabalık ekibi senin yaptığın gibi harika bir koreografiyle yönetebilirim diye umuyorum. Bir de hemen şunu hatırlatmak istiyorum hem sevgili izleyicilerimize hem sizlere. Bu akşam gala yapıyoruz. Filmimiz henüz yayınlanmaya başladı mı bir de. Dolayısıyla izleyicileri izleme keyfini bozmamak adına çok fazla detaylara girmeden, çok fazla filmin sürprizlerini bozmadan bir konuşma yapalım istiyoruz. Hem sizlere hem izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Peki, o zaman biz bu aileyi yavaş yavaş tanımaya başlayalım istiyorum. İlk önce ailenin babasıyla, sevgili Hakan Bey'le başlayalım istiyorum. Hakan Bey, nasıl bir baba? Ya aslında normal, sıradan, her ailede karşılaşabileceğimiz bir baba. Ama Türkiye'de baba olmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben şimdi böyle çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bunu hep böyle festivallerde de anlatmak istedim ama kısmet burasıymış. Beni yakından tanıyanlar biliyor, benim esas mesleğim otomobil tamirciliği. Ve 15 yaşında çırak olarak başladım ben, babam beni sanayiye verdiğimde. Ve bana ustamın öğrettiği ilk şey, her ne işi yaparsan yap, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış. Çünkü böylece ileride kazanabilirsin demişti. Bu böyle bende sanayide yaptığım işlerle bir tutku haline geldi. Sonra anladım ki bu sadece bana böyle para kazandırmak anlamında bir şey değil, yaptığın işten keyif almak anlamında da çok önemli bir katkı sağladı. Ve bu filmde de gördüm ki herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ve böyle olunca da sonucuna dönüp baktığımda en büyük ödülüm sanki buymuş gibi. O kadar severek seyrettim ki defalarca bu filmi. Umarım seyirciler de böyle bu gözle seyrederler. Ben şimdi böyle ufacık da bir sürpriz yapmak istiyorum herkese. Bunları beceremiyorum işte. Tamam, bu sefer oldu. Hemen herkese buradan. Filmde benim için çok özel bir anlamı var. Sevgili anne, bedenliğim oynadı. Anne bir eyvallah. Uzun anne, çok öpüyorum ellerini. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Teşekkür ederiz. Evet. Benden bu kadar. Böyle keyifli bir film çektik. Anne oğul, ana oğlu da oynadık. Umarım siz de seversiniz. Ya harika bir sürpriz yaptınız bize. Bu arada evet. Çok mütevazı davrandınız biliyorum. Hani severek yaptım dedim ama o severek yaptığınız iş geçtiğimiz haftalarda size Malatya'da en iyi erkek oyuncu ödülü de getirdi. Onun için de sizi kutluyorum. Bileğinin hakkıyla alınmış bir ödüldü bu. Çok peki, teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Sağ olun. Sevgili Süreyya, bu şahane ailenin tırnak içinde annesi. Evet, sen neler söylemek istiyorsun bizlere? Ya Şükran tam bir denge unsuru. Ailenin bir denge merkezi. Hem arada kalmış
ama arada kaldığını o kadar güzel çözmüş ki bizim normal Türk annelerimiz. Yani çok tanıdık, çok bildik. Yani hiçbir yere fazla doz vermemeye çalışarak, tabii gönlü belki çocuklarından birine belki daha çok kayıyordur, onu bilmiyoruz ama çok. Yine de elinden geleni yapan ve arada dengeyi sağlamaya çalışan bir kadın Şükran. Ben filmi de çok seviyorum, Şükran'ı da çok seviyorum. Ve Hakan'ın dediği gibi gerçekten ilmek ilmek dokunmuş. Böyle hayat gibi, ağlayacakken sizi güldüren, işte güleyim derken böyle göğsünüzü, kalbinizi sızlatan bir iş oldu. O yüzden seyircilerin de çok severek izleyeceğini tahmin ediyorum. Çok keyifliydi bizim için her şey. Harika. Peki hemen eminim izleyicilerimiz biliyorlardır veya bilmeyenler için ben hatırlatmış olayım. Bu ekranda görmüş olduğunuz 5 şahane kadın da Antalya'da Altın Portakal'da toplu bir ödül aldılar. En iyi kadın oyuncu ödülünü aldılar. Ben tebrik etmiştim ama bir daha sizlerin karşısında yine tebrik edeyim onları. Şahane performansları için. Herkes şahaneydi ama dediğim gibi hani ödül bu seferlik onlarınızda. Kime gidelim Fikret? Sen de bana arada yardımcı ol lütfen. Nasıl istersen? Nasıl? Başlayalım ödül demişken. Tamam. Kadın oyuncularımızdan. Peki kadın oyuncularla mı devam edelim? Peki tamam. Gülçin'den başlayalım o zaman. Gülçin'den başlayalım. O zaman Gülçin ailenin kızı. Evet. Hadi seni dinleyelim şimdi de. Merhabalar Muammer. Öncelikle çok teşekkürler böyle bir yayın için Mubiye'de aynı zamanda. Çok mutluyuz bir arada burada olduğumuz için ve heyecanlıyız. Şimdi bizi yani 2,5 yıl önce çektik filmi. O zamandan beri heyecanlandırmaya devam ediyor hala. Ne mutlu ki bu filmin içinde olmuşuz. Fatma benim oynadığım karakterin adı. Fatma, ben aslında Hakan abiyle Süreyya'nın söylediği şeye yakın bir şey söyleyeceğim. Yine çok tanıdık bir karakter. Hepimizin yakınında gördüğü bir karakter. En yakınlarına sesini duyuramayan bir kadın karakter Fatma. O yüzden onu oynamayı çok sevdim. Yani kan bağı olmasına rağmen bu aileyle içindeki herkes kadar yabancı bir karakter. Yani gelinler, damatları geçiyorum. Maalesef herkesin birbirine yabancı olduğu bir dünyada yaşıyoruz bence. O yüzden de bu filmde olduğum için tekrar çok teşekkür ediyorum Fikret'e de, bütün aşırı hayranlıkla izlediğim oyuncu arkadaşlarıma da tekrar. Peki orada cağ kebap açabildiniz mi? Onu merak ediyorum bir taraftan da. Cağ kebabı konusunda bir küçük belgesel çekiyoruz. Onun ücretini de vereyim. Spoiler vermeyecektik ama arada küçük böyle bir minik bir spoilerlar vermiş olalım. Peki ailenin kızlarından kim var? Küçük kızı başta? Var ben. Evet, evet. Sevgili Canan evet. Atalay. Muammer Brav. Teşekkürler bu yayın için. Gerçekten seninle olmak, Mubi'de olmak çok keyif verici öncelikle. Bizim için de öyle. Gülnaz evin en küçük kızı. Genç yaşta evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuş. Eşinin ekonomik seviyesi kendi ailesine nazaran daha yüksek ve daha refah içinde olduğu için de olduğundan aslında bu birazcık Gülnaz'a bir ekonomik özgürlüğün verdiği bir güç de katmış. Yani Gülnaz kendi ailesiyle birazcık o güç aracılığıyla ilişkilenmeye başlamış. Ve fakat yine de tabii ki Türkiye aile kurumlarında çok görmeye alışık olduğumuz üzere aileyle ilgili herhangi bir konuda da söz hakkına çok sahip değil. Daha çok eşi muhatap alınıyor. Yani bu tabii bu coğrafyada çok içselleşmiş bir durum maalesef. O yüzden Gülnaz aracılığıyla bunu görünür kıldığım için de kendi adıma çok şanslı hissettim. Bunu oynadığım için. Yani filmde rol olarak aslında kütlesi çok büyük olmasa da mesele olarak kocaman bir durumu anlatıyor aslında. Kocaman bir gerçeği anlatıyor. O yüzden çok keyifliydi oynamak. Biz de seni büyük keyifle izledik. Çok teşekkür ederim. Peki, ailenin gelinleri, sevgili gelinler. Hadi, büyük gelin Elif. Bu arada hemen ben küçük bir kutlama yapmak istiyorum. Filmi izledik
Antalya'da. Antalya'dan sonra da Elif bize bir sürpriz yaptı ve şimdi minik bir bebeği var. O minik bebeği de kutluyorum. Elif'ciğim çatlaktan sonra anne de oldun. Hadi o duygularla beraber anlat bize yaşadıklarını. Evet. Ben bir lohusayım şu anda. Yoksa kafasıyla konuşacağım. Başka bir kafası varmış çünkü. Ben ailenin büyük gelini Hacer. Dişli bir kadın Hacer. Hırslı bir kadın. Biraz açık göz bir kadın diyebiliriz ama aslında bence çalışkan bir kadın. Yani o ataerkil düzen içinde kendine bir kapı açmış, bir pencere açmış ve bir şekilde işte çok da filmi anlatmadan anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Kilit de bir karakter, o bir şeylerle ilgili. Spoiler vermeyeyim. İşte aşağıdaki marketi çeviriyor ve yani o çeviriyor. Yani bir kadın olarak çalışan bir kadın. Hep erkeklerin tahakküm kurduğu bir ailede aslında sözü geçen diyemeyiz belki ama diğer kadın karakterlere göre daha bağımsız. Kendi bağımsızlığını da tırnaklarıyla edinmiş bir kadın Hacer. Ve onu oynamaktan tabii çok keyif aldım. Bu nedenle de en çok. Yani bir umut veriyor aslında kadınlara. Fikret böyle yazmış, iyi ki yazmış. Ve çok mutluyum bu ekip. Yani aile gibiydik zaten. Birlikte oynamak çok keyifliydi. Herkes tiyatrocu, herkes çok iyi timing tutuyor. Gecelerce sabaha kadar çalıştık. Ve böyle hani inanın bu profesyonellik sayesinde de yani Fikret'in de tabii ki ne istediğini çok iyi bilmesi ve ekibin de bu kadar çalışkan ve titiz olması sayesinde daha az yorulduk bence. Çünkü çok kolay değildi çekimler tabii ki o sabaha kadar olanlar ama yani çok çok mutluyum. İyi ki yani. Benim hayatımda çok önemli bir yeri var çatlağın. Yani o ödüller bir yana gerçekten ikinci bir aile gibiyiz. Yani ailem gibi bakınca böyle herkesi ne kadar özlemişim. Duygusallık doğrusu. İşte bebeğim oldu filan tabii. Yani o da ayrı bir güzellikmiş. İşte böyle. Umarım sever seyircimizde. Mubi'de olmaktan dolayı da zaten çok mutluyum yani. İyi ki. Ben o kadar eminim ki izleyen filmlerin de unutulmayacak filmler listesinde yer alacağına eminim şimdiden. Peki, sevgili küçük gelin Tuğçe. Hadi biraz da seni dinleyelim. Evet, ben de öncelikle Mubi'de olmaktan çok mutluyum. Seninle olmaktan da muammer. Çünkü çok rahat hissediyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok heyecanlıyız tabii. Evet, ben ailenin küçük gelini Şeyma. Hacer kadar henüz bilmiyor buraları, yeni gelmiş, aileye yeni katılmış, Fatih'le evli, uyumlanmaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor, çok kalabalık bir aileye geldi. Şeyma biraz daha böyle muhafazakar bir aileden buraya geldi ve aslında anlamaya çalışıyor. Çok yeni evliler ve kocasının üzerine bir borç var bu ailede. Ve nasıl konumlanacaklar bu kalabalık sesin içerisinde? Haklarını nasıl koruyacaklar kendilerini ezdirmeden? Aslında biraz bunun peşinde. Şeyma da bana hep aslında cesur göründü bir taraftan. Yani böyle sözünü sakınmıyor. Kocasıyla birlikte bir hakkın hukukun peşinde koşmak istiyor aslında. Bir yandan yaşlı anneye bakıyor, çabalıyor aslında. Belki bir taraftan eltisini kıskanıyor, o ayaklarının üzerinde daha çok durabiliyor diye. Yani o böyle hayat güvencesini hep deriz yani altın bir bilezik olsun kolunda. O da kelimenin tam anlamıyla onun hayat güvencesi belki de kolundaki altın bilezikler. Bir rolü benimsemiş, kabul etmiş bu ailenin içinde kadın olmayı, bu sosyal çevredeki rolü. Kabullenmiş. Aslında onun serüvenini izliyoruz. Bu yeni geldiği hayatta nasıl konumlanacak insanlarla. İnşallah izleyenler de sever.
Ben tabii şunu evet söylemek isterim ayrıca. Benim ilk sinema filmim Çatlak. Ve yani ilk olup da bu kadar güzel olması, o kadar şanslı hissediyorum ki bu kadar güzel insanlarla çalıştığım için öncelikle. Ne mutlu. İnşallah izleyenler de bizim gibi mutlu olur, severler filmimizi. Eminim ben. Peki Fikret, şimdi biraz erkek oyunculara dönmeden bir iki soru da sana arada sıkıştırayım istiyorum. Çok soru sorulmasına hoşlanmadığını biliyorum ama işimiz bu. Yapacak bir şey yok diyorum. Senaryoyu yazarken nereden yola çıktığını merak ediyorum. Bir kere hani kutsal aile kavramını yerle bir eden bir senaryo. Bilmiyorum katılıyor musun? Hani benim için biraz da aile lanettir, daha geçerlidir kutsal aileye göre. Ne diyorsun bu konuda? Dediğim gibi nereden yola çıktın? Ya öncelikle oyuncularıma tek tek teşekkür ediyorum. Beni burada onur ettiler. Arkadaşlarım diyeceğim. Çünkü onlardan fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü öyle bir ekip işiydi ki sadece yönetmenlik de yetmeyecekti. Sadece teknik ekip de yetmeyecekti. Oyuncular da yetmeyecekti. Ben kimyaya ve enerjiye inanırım. İnanılmaz bir kimya ve enerji tuttuk. En az rol alandan en fazla rol alan kişi inanılmaz bir enerjisiyle vardı orada. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Sizin izlediğiniz de gene burada. İyi ki varlar, iyi ki çalıştık. İyi ki beni burada onur ettiler. Hikaye benim aslında erkek kardeşimin arkadaşının hikayesi. Bir aileye, çok kalabalık bir aileye yüklü bir miktarda bir para kaptırmıştı. Tabii dertli bir şekilde anlatırken hiçbir şekilde ilgimi çekmiyordu. Ama bir an geliyor işte şey, ya Fikret dedi 2-3 ay sonra gidip paramı istediğimde adam direkt çemkirdi diyor. Yani sen hangi hakla paranı istiyorsun, senin yüzünden ailem dağıldı. Asıl film benim için asıl nüveleri o zaman atıldı. O borç başka bir yere evrildi. O borç istenmeyle o 1-2 ay arasındaki geçen zaman arasında neler olmuş olabilir ki o ailede? Muhittin yani baba reis, aile reisi şu cümleyi kullanıyordu. Onun üzerinden işte kafa yormaya başladım. Aralardaki o bağlantıları oluşturdum. Biraz o arkadaştan, o aileyle ilgili biraz ayrıntı aldım. Biraz benim gözlemlerim, biraz kendi ailem üzerinde. Öyle bir dünya yaratmak istedim, yarattım. Bir iki sene boyunca kafada dolandı senaryo. Ondan sonra zaten 2019'un Ocak, Şubat'ı gibi hızlıca yazdım. Çünkü çok olgunlaşmış bir durumdaydı. Ve Haziran, Temmuz gibi de sete girdik. Tabii o dönemlerde pandemi yoktu. Toplam teknik ekiple birlikte 40-50 kişi küçük bir odanın içindeydik. Sıcağın içindeydik. Hiç kolay olmadı. Ama şanslıydım dediğim gibi. Bütün parametreler doğru bir şekilde geldi. Ve filmin kimyası tuttu. Peki. Başka ne sormuştun Muammer? Direkt şey anlatabilirim. Ben şeye inanıyorum. Hani bir kutsal aile kavramı vardır bunun üzerinden. Ama senin filmini izledikten sonra ki benim de görüşlerimden inandığım şeylerden biridir. Ailenin ne kadar da kutsal olmadığı, olamadığı aslında. Ne düşünüyorsun mesela sen bu konuda? Çok merak ediyorum. Hani aile lanettir diye de bir şimdi adını hatırlayamadım. Ya bir yazarın ya bir düşünürün bir cümlesi vardır veya cümle değil de aile lanettir diye. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben senin kadar katı değilim bu durumda. Çünkü hani tarım toplumundayken ailenin fonksiyonu farklıydı. Çok işlevseldi. Aynı mentaliteyle sanayi toplumunda aynı aile kodlarıyla yaşanmaya çalışıldığında asıl sorun. Çünkü aileye baktığında çok büyük bir bombardımanın altında. Bütün o alışkanlıklar dönüşüyor. Bir kapitalizmin etkisi var ailenin üstünde. Dönüşümlerin etkisi var. Ki bizim ailemizdeki en büyük ironi de şu. Anadolu'dan İstanbul'a taşındıktan sonra güdüsel olarak bir korunma güdüsüyle ya da işte daha önceki alışkanlıklarından kaynaklı olarak birlikte yaşama serüveni ya da birlikte yaşama isteği o büyük bir handikap yaratıyor günümüzdeki aile biçiminde. Çünkü Anadolu'dayken hani bir tarla ekmekle bir koyun sürüsüne bakmakla tek gelir varken işte çıkış belirli bir babanın elinde toplanırken buradaki modelleme İstanbul'daki ya da Türkiye'deki metropoldeki modelleme tamamen farklı. Bu sefer
herkes eşit şekilde para kazanamıyor. Eşit şekilde emek para bölüşümü çok farklı bir noktalara evriliyor. Böyle olunca da işte benim hikayemde anlattığım bir borç inanılmaz çatlaklar yaratabiliyor burada. Yani özetle aile kavramı biraz dönüşüyor. Aile şekli, mentalitesi biraz dönüşecek ama ailenin biteceğini düşünmüyorum. Yok, ben bitecek anlamında söylemedim ama yani bir borç bile bir aileyi hale getirdiğine... Işte... Tabii hani iç içe yaşamanın getirdiği handikaplar bunlar. Hani belki başka yerlerde, başka şekilde yaşasalar daha iyi bir ilişki şekli kurabilecekler. Değil mi? Peki sevgili Hakan Emre Ünal, bu ailenin başına bu borcu açan... Tabii bunu filmi izledikleri zaman izleyicimiz ne demek istediğimi anlayacak ama hani hadi sen anlat bize kendini biraz. Ya ben de nasıl ifade etsem bilemiyorum şimdi, en çok da bilgi vermedim ama bir yandan da temel bir mesele aslında bu söylenebilir. Göçmen işçi olarak çalışıyor, İngiltere'ye gidiyor, Londra'ya. Ve bence hani filmde görmediğimiz kısım bu ama Londra'ya gittiğinde bir yandan oraya hani ne kadar uyum sağladığı tartışılır ama aklı burada kalıyor. Buraya döndüğü zaman Londra'da kalıyor falan. Hani böyle arada kalmış bir karakter Fatih. Hani İstanbul'a, ailesinin yanına Türkiye'ye döndüğü zaman keşke orada olsam diyor belki. Oradayken de işte buraya dönsem diyor belki. Böyle çok sıkışmış bir karakter zaten bence. Orada yine göçmen işçi olarak çalışan Ayhan'dan, arkadaşından ki Görkem oynuyor onu, bir borç alıyor 20 bin pound kadar. Ve o borcu ailesine gönderiyor. İşte arkadaşlarımın da bahsettiği gibi tek bir apartmanda işte 4 katlı, en üst kata bir kat daha çıkıyorlar. Aşağıda bakkal var. Bütün ailenin fertleri orada yaşıyor. Olay işte sanki ana mesele borçmuş gibi ama bütün mesele aslında o borcun yarattığı, işte filmin adında çatlak diyelim. Fatih de bu meselede hani arkadaşları o eve geldiği andan itibaren çok pasif aslında. Hani neredeyse sinir bozacak şekilde sessiz. Yani onun etrafında olan olaylardan dolayı ondaki o baskıyı, o şeyi görebiliyoruz. Bir de tek günde geçtiği için bilmiyorum, hani izleyenler karar versin ama hani Fatih'in duruşu gerçekten sinir bozucu olabiliyor bazı noktalarda. Ya ben yani oynadığımız karaktere hak vererek ve savunarak oynamak durumundayız ama hani dışarıdan baktığım zaman çok gerçekten sinir bozucu halleri oluyor yani. Öyle bir karakter yani, hani Şeyma'ya karşı, eşine karşı, ailesindeki tüm herkese karşı benzer pasif agresif bir yerden şeyi var, tavrı var. Bakalım, umarım hani seyirci izlediği zaman ben de katılıyorum birazcık sana, hani hatta bu filmi izlerken biraz Nihan Kaya'nın bir kitabı var, İhale Yoktur diye. Gerçekten bence ihale yani iyi gibi gözüküyor aile ama hani aslında en büyük o yaraları, gedikleri açan da mikro da olsa, büyük de olsa o aile ilişkileri biraz işte hakikaten seçemiyorsun. Hani arkadaşın dostunu seçebiliyorsun ama bir şeyin içine doğuyorsun ve orada o yönetmek durumundasın. Fatih'in de bence o gelenekten, o dinden ya da o şeyden gelen bir bağ. Hani bir bağ, burada bir bağ olması lazım. Aileyiz biz ama bir yandan da oradan sıyrılmaya çalışıyor. Arada sıkışıp kalmış bir karakter. O anlamda kuvvetli bir karakter tabii. Hani filmdeki tüm karakterler gibi. O kadar diyeyim. Gerisini artık. Peki. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Peki. Evet. Diğer oğlumu. Evet. Evet, hadi. Sen anlat biraz bize kendini. Merhabalar. Sende sıra. Merhabalar. Tekrardan Emir ben. Turan karakterini canlandırıyordum. Çatlak filmimizde. Evin en küçük oğlu. Aslında herkesin dediği gibi arada kalmış ve sıkışmış karakterlerden biriydi. Çünkü abilerim, ablalarım bir şekilde kendilerini yanlış da olsa, doğru da olsa bir yerlere konumlandırmışlardı. Evlenmişlerdi, bir şeyler yapıyorlardı. Ama Turan daha kendini bir yere konumlandıramamıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Ailedeki çatlaklar da karakterini bir yere konumlandıramamasını sağlıyordu diyebilirim. Çok keyif alarak oynadığım, inanılmaz öğrendiğim, inanılmaz derecede mutlu olduğum bir karakter. Öncelikle Fikret Reyhan'a çok teşekkür ediyorum, Fikret hocama. Mükemmel bir ekip. Yani bunu hani nasıl anlatayım bilmiyorum size ama muhakkak bir oyuncunun
Benim de ilk sinema filmim bu arada. Çatlak, Tuğçe gibi. Hani ilk sinema filmimde inanılmaz bir şeye, inanılmaz bir enerjiye, inanılmaz insanlara denk geldim. Hepsi gerçekten abim, ablam, arkadaşım, kardeşim oldu. Her yerde yardımcı oldular. Olduk birbirimize. Çok güzel, çok keyifliydi. Ben oyuncu olarak inanılmaz mutluyum. Tekrardan teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime. İyi ki böyle bir projede olmuşum. İyi ki böyle bir proje olmuş. İnşallah seyreden herkes de beğenir. Bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, sıra ailemin küçüğünde. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben izninizle gitmek zorundayım. Çok özür diliyorum. Elif, senin mazeretin var. Evet, beni oradan bir kapıdan böyle bir... Tamam, hadi. Hadi seni yolluyoruz. Seni çok öpüyorum sizi. İyi seyirler diliyorum seyircimize de. Herkesi kucaklıyorum. İyi akşamlar. İyi ki katıldın. İyi ki. Öpüyorum. Bye. Hoşça kal. Evet, söz ailenin en küçüğünde. Torun. İyi akşamlar. Hepinize merhabalar. Evet, Yusuf ailenin en küçük çocuğu. Çok fazla bu ailede dönen hikayeye, para mevzularına vesaireye girmek istemiyor. Bayağı alışık olduğu bir durum muhtemelen bu ve o kaosu istemiyor. Tıp fakültesi kazanmış, tıp okuyor, kafası da çalışıyor çocuğun. Onun dışında galiba bu kadar söyleyebilirim karakter hakkında bir şeyler. Ekip muazzam, muhteşem. Benim de hayatımda oynadığım ilk film, ilk şey, her şeyin içinde ilk yani oynadığım film, dizi gibi. Çok iyi, çok süper insanlar yani. Fikret Hoca süper, Hakan abi, Emre abi, Tuğçe, Emir falan, Can, herkes çok iyi, süper yani. Çok memnun oldum bu insanlarla tanıştığıma genel olarak. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ya. Harika. Peki Fikret, hadi o zaman filmin tırnak içinde kötülerine, çatlakları yol açanlara söz vermeden önce şeyi nasıl yaptın? Kadroyu nasıl oluşturdun? Oyuncu seçimleri nasıl yaptın? Biraz onlardan da bahset. Çünkü filme evet çok iyi yazmışsın senaryoyu ama onlar da o kadar iyi oynuyorlar ki. Oyuncu seçimi tabii bunu sağlamandaki en büyük nedenlerden biri ama bu seçimi nasıl yaptığından da biraz bahseder misin? Yani Ezgi Baltaş'la çalıştık kast direktörü olarak. Bazı oyuncu, işte uzun bir kast çalışmamız oldu öncesinde, bir ön hazırlık. Ondan sonra deneme çekimleri yaptık, audition'lar. Çok hızlı kadroyu oluşturduk diyebilirim. Hani sanki orada da bir kader, bir enerji vardı, ilginçti. Çok zorlanmadık. Kadroyu oluşturduktan sonra işte hemen bunu da ekleyeyim. Tek tek bütün oyuncularımız da senaryo üzerinden geçtik. Ondan sonra hangi sahnede kim yer alıyorsa sahne onların üzerinden geçti. Hazır olduktan sonra set ortamında özellikle çekimden önce en önemli provalarımız onlardı. Çünkü spoiler vermeyeceğiz diyoruz ama dil de çok özel çatlakta. Çünkü belli bir matematik çerçevesinde yapılmıştır. Hem mizansen ve oyunculuk belli bir koreografi içinde çalışıyordu. Hı-hı. Onun için, çok fazla işte. Onun için çok fazla prova almamız gerekiyordu. Belki bu filme özgü 2-3 saat prova alıp o matematiği, mizansenleri oturttuktan sonra bizim görüntü yönetmenimiz, oyunculukları oturttuktan sonra görüntü yönetmenlerimiz geliyordu. Eğer 3 saat prova yapmışsak 1 saat çekim yapıyorduk. Yani filmin geneline baktığında provalarımız çekimden çok daha fazlaydı. Kas seçimi de çekim süreci de böyle bu şekilde gerçekleşti. Anladım. Zaten o kadar belli ki yani o dediğim gibi hani adeta bir bale koreografisi izler gibi o girişler, o çıkışlar, o geçişler. Hani filmi ben onu 2-3 kere falan izlemek istiyorum filmi. Hani bir sefer sadece duygularımla, bir sefer de o kurduğum matematiği takip etmek üzere izleme. Yani dediğim gibi defalarca seyretmek istiyorum ben filmi. Ya, teşekkürler. Ya tabii bütün arkadaşların tiyatrocu olması çok büyük bir avantajdı. Zaten alıştıkları bir disiplindi bu. Çok güzel bir matematik oluşturduk o noktada. Zorlanmadık da diyebilirim. Sadece provaları fazla aldık.
Bir de şeydi, hani kameranın döndüğü yerde de oyun vardı. Arkasında da kameranın görmediği yerde de oyun vardı. O da çok dürüst bir davranıştı. Bizim kameramanımız tamamen belgesel mantığında döndüğü her yerde bir oyunculuk yakalayacaktı. Bir belli bir mizansen yakalayacaktı. Bir de çekilecekti. Bir de zannediyorum yani gördüğümüz büyüklükte bir evdi. Yani set değildi, dekor değildi, hiçbir şey değil mi? Gerçek bir apartmandaydı. Yok, gerçek bir evde çekildi. Mekan çok dar olması bizi zaten şey matematiğe zorluyordu bir şekilde. Bazen mekanın işte ya da şartlarının zorluğu sizi başka bir dile yöneltir. Ki bunu burada böyle yaptım. Tabii benim şey kaygım vardı baştan beri. Hani bir tek mekan filmi yapacaktık. Çok bol diyalog, hiç susmayan baştan sona kadar diyaloglar üzerine kurulu bir senaryo. Öyle olunca da acaba nasıl bir dil yaratmam gerekiyordu? Şeyin farkındaydım. Klasik açı karşı açıya giremezdim. Bir sinerji yakalamam gerekiyordu. Bu kadar kalabalık bir aile içinde filmin akması bana anlar yakalamam gerektiğini hissettirdi. Kamerada onun için habire dönerken aslında diyalog dışında da döndüğü yerde o kişilerin olaya tavrını ya da o anki duruma tavrını da görebiliyorduk, mimiklerini görebiliyorduk. Filmin sonuna kadar düşündüğümde bu da filme bayağı bir katkısı olan bir durum. Harikaydı. Peki o arada hani her şey felsefe çıktığında, çıktıktan sonra çekimle esnasında da hiç senaryoda değişiklik yaptın mı mekana göre? İşte kamera hareketlerinin neyi nasıl yaptığını söyledin ya biraz önce. Evet. Değişiklikler ya, oldu mu? İlginç bir şekilde o konuda da şanslıydık. Hani diyorum ya, bir enerji bir yerden dönünce bütün her tarafa sirayet eder. Bizim yürütücü yapımcımızın eviydi hani aynı zamanda. Ragıp'ın. İşte tam sanki senaryoya göre bir evdi. Koridorları, işte salonu. Sadece hayal ettiğimden biraz daha küçüktü. Bu şekilde de iyiydi. Hani dediğim gibi oradaki şartlar ve bu gibi şartlar bizi daha iyi bir dile yönlendirdi. Onun dışında çok da sorulan bir sorudur. Hani senaryo ne kadar değişti veya doğaçlama var mıydı? Arkadaşlar da burada onaylayacaktır benim. Senaryo değişmedi. Başta nasılsa oradan akıttık. Çok, hemen hemen hiç doğaçlama yoktu. Ama o doğaçlama hissinin seyirciye geçmesi beni de en çok memnun eden duygu benim için. Evet. Peki. Hadi o zaman dediğim gibi tırnak içinde filmin kötüleri, aslında kötü değiller ama hani espri yapayım istiyorum aranızda. Sevgili Süleyman ve Görkem. Evet Süleyman, senle başlayalım. Ya kötüler değil de mağdurlar diyelim biraz hani. Ne daha doğru? Espri yapmaya çalıştım ama olmadı galiba. Peki. Aslında bence güzel denk geldi Muammer. Çünkü o kadar mağdurlar ki her an kötü olabilirler. İşte onun sınırında gidip geliyorlar. Mesela bize okulda öğretilen dramatik metinlerle ilgili sevdiğim bir şey vardı. Derler ki her şey düzen içerisinde giderken ya da gidiyor görünürken bir olay olur ya da birileri gelir ve bu düzen bozulur. Bütün metinler bunun üzerine kuruludur ve tabii ki sinemada her türe uygun mudur bilmiyorum ama en azından bizim filme o yapısına çok uygun ve biz o dışarıdan gelen işte kişileriz Görkem'le birlikte. Çok basit bir, büyük, önemli ama çok basit bir sebeple geliyoruz paramızı geri almak için geliyor. Fakat bu noktada ailenin kucağına bir dinamit bırakıp çıkıyoruz. Hatta başta ben böyle düşünüyordum. Evet, geldik ailenin kucağına bir dinamiti bıraktık çıktık ama sonradan şunu fark ettim. Aslında o dinamit ailenin zaten kucağında. Sessizce birbirlerini atıp durmuşlar belli ki son yıllar içerisinde ve biz sadece farkında olmadan... Pimi çektiniz. Aynen öyle, pimi çekiyoruz. El bombasının pimini çekip oradan ayrılıyoruz ve filmde Hakan abinin çok güzel bir repliği var. Çekimler sırasında da hep tekrarlayıp durdum ve ondan sonra hayatımda önemli bir replik o. Şöyle bir şey söyler, abi birebir söyleyemezsen düzelt lütfen. Bir durumla ilgili, o iş öyle değil ama siz öyle bilin gibi bir şey söyler bize. Böyle çok sevdiğim bir repliği var. Aslında film bence bunun üzerine kurulu. Yani bizim yaşadığımız, gördüğümüz aile, evet, göründüğü gibi değil. Yani biz gene onları
öyle olmasa bile öyle kabul ediyoruz ama biliyoruz ki öyle değiller. Onlar da öyle olmadıkları halde öyle davranıyorlar. O zamana kadar öyle davranmışlar ve biz gittikten sonra galiba öyle davranamamaya başlamaları işte asıl o dramatik yapıyı ortaya koyuyor. Kısaca yani filmde de ben bir seyirci rol olarak karakter derinliğini dışarıdan gelen kişiler olarak özel bir karakter derinliği görmüyoruz. Özellikle yapılmış bir seçim ki iyi ki de böyle. Öyle bir şeye gerek yok. Ve benim için oyuncu olarak bir yandan çok kolaydı bu rolü oynamak. Bir yandan da çok zordu. Oraya getireyim lafı ve sonra da Görkem'e bırakayım uzatmadan. Çok kolaydı çünkü çevremde çok gerçek bir şeyler dönüyordu. O atmosfer o kadar gerçekti ki ve rol arkadaşlarımız o kadar ciddi ve gerçek oynuyorlardı ki ben o gözlemci kısmında hiç zorlanmadım. Yani gerçekten de bakıyorum tırnak içinde ya burada ne oluyor? Biz neyin içine düştük? Bu kısmı çok kolaydı. Zor tarafıysa tepki vermemekti, verememekti. Ve bu da benim gerçekliğimi belki de yaratıyordu. Çünkü evet hayatta o bazı şeyleri yutmak zorunda kalıyorsunuz. Ve gene filmden sevdiğim kendi repliğimle hemen Görkem'e sözü bırakayım. Geldik bir de adamlara, spoiler sayılmaz bu herhalde. Hayır. Sayılır mı hocam bilemedim. Bir repliğim var ya ama söylemek istiyorum. Paramızı almaya geldik bir de üstüne altın takıp gidiyoruz diye böyle bir repliğim var. Ve bu bence çok güzel karakteri de durumu da özetliyor. Çok teşekkür ederim Süleyman. Evet Görkem söz sende. Merhabalar tekrar. Ya aslında Süleyman çok güzel bir şey söyledi. Hani dedi ya geldik bir de altın takıp gidiyoruz. Aslında bu benim oynadığım Ayhan karakterini de biraz onu da biraz yansıtıyor. Aslında evet biz filmde hikayeyi başlatan işte ailenin kucağına dinamiti koyan ikiliyiz, abi kardeşiz. Ama aslında Ayhan belki de abisi olmasa hani oraya gelebilecek gücü de olmayan bir karakter. Daha doğrusu en azından bu kadar çabuk aileye gelip hemen o borcu isteyebilecek bir karakter değil. Dolayısıyla belki de bizim içimizde de bir abi kardeş olarak belki eve gidince ki biz hani ondan sonra tabii görünmüyoruz, kayboluyoruz filmde. Bizim içimizde de bir çatlak oluşuyor. Ayhan da filmde, bu arada Ayhan'la ilgili bir şey söylemeden önce öncelikle size çok teşekkür ediyorum Mubi'ye. Çünkü herkes bana biz bu filmi nasıl izleyeceğiz diyordu. Ben sürekli Fikret abiye soruyordum. Zamanı gelince izleyecek herkes diyordu. Demek ki zamanı şimdiymiş. 2 yıl oldu. Yani festivalde izleyemeyenlerden bahsediyorum tabii. Onun için çok teşekkürler. Benim bütün arkadaşlarıma bu şansı verdiğiniz için. Ayhan, Fatih ile beraber işte İngiltere'de, Londra'da göçmen olarak çalışan bir işçi. Ama tabii ondan daha önce orada olmuş. Biraz da artık daha tecrübeli birisi. Ama bir tarafı da çok saf. Bir borç vermiş. Hani bu borcu isterken çok kötü niyetli bir yerden yanaşmıyor ama o paraya da ihtiyaçları var. Abisinin de bir zorlaması var. Böyle bir hikayeyi başlatan karakterlerden biri. Film çok keyifliydi. Fikret abiye çok teşekkür ediyorum hepinizin önünde. Çünkü benim hep bu sinemada çok sevdiğim bir tarz vardır. Yani bir eve böyle bir kamera koyarsınız ve ben onu izlemek isterim. Yani orada hiçbir şey olmasa bile o anları, gerçek anları izlemek benim hoşuma gider. Bu film tam anlamıyla bunu yapıyor. O film o evin içinde tek mekanda olan bütün hikayeyi bize yansıtıyor. Yani bir çok büyük bir şey olmasına gerek yok ama o kadar doğal ve o kadar gerçekçi yansıtıyor ki ben filmi izlerken biz yani bunu oynadık ama bu kadar gerçekçi ve doğal olacağını düşünmemiştim açıkçası. Onun için Fikret abiye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir filmde oynama şansı bize verdiği için. Bütün seyircilere de inşallah keyif alacakları bir film olur diyorum izlerken. Ve hepsinin yorumunu çok merak ediyorum. Tamam o zaman yorumlarınızı lütfen nereye yazacaklar ondan da çok emin değilim ama. dediğim gibi ekip o kadar kalabalık. Bilmiyorum ben doğru düzgün yönetebildim ama ikinci sorulara bile fırsat kalmadı. Galiba süremizin aşağı yukarı yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dediğim gibi sizlerle daha uzun uzun sohbet etmek isterdim ama maalesef dediğim gibi hem süremiz azaldı hem de filmi izlememiş olanlara çok haksızlık etmek istemiyorum. Fikret son olarak toparlamadan önce biliyorum ki evet Çatlak şimdi izleyecek seyircimiz ama
Yeni filmin çekimlerini de bitti zannediyorum. Ondan da birkaç cümleyle bahseden ne olur? Kendi kişisel merakımla. Ekim gibi çektik. Eylül'ün sonu Ekim gibi çektik. Şu an kurgu aşamasındayız. Yani ondan sonrasında bir post süreci olacak. Ben de merak ediyorum süreci. Bunu diyebilirim. Burada Mubi'ye çok teşekkür ediyorum bu arada. Hani Mubi izleyicilerle bizi buluşturduğu için çok özel bir platform burası. Umarım filmimiz Mubi izleyicilerine yakışır. Yakışacağını da düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ben bir de o zaman madem Mubi'den çok kişisel bir dilekte bulunmak istiyorum. Lütfen bir Fikret Reyhan'la konuşun da Sarı Sıcağı da ne olur kataloğunuza katın diye küçük bir istekte bulunuyorum. Fikret'in ilk filmi Sarı Sıcak. Onun da izlenmesini, daha çok izlenmesini istiyorum. Kişisel bir istekte de bulmuş oldum burada. Eminim Mubi izleyicileri Çatlağı zaten çok merakla bekliyorlardı. Bana da sorulan, sık sık sorulan, biz Çatlağı nerede izleyeceğiz, ne zaman izleyeceğiz? Evet, Çatlağı bugünden itibaren Mubi'de izleyebileceksiniz. Bu şahane ekibe çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki bu filmde rol aldınız Fikret. İyi ki sen de yazdın ve yönettin bu filmi. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ve ekranların başında bizi izleyenlere de bol bol selam ve Çatlağı izlemelerini tavsiye ederek bitiriyorum. Ben de sana çok teşekkür ediyorum Amir. Çok sağ olasın. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler Mubi. Teşekkürler. Ve iyi seyirler.